hanım evde, bir hanım evde saçı açık olunca oraya rahmet meleği girmez mi? Kendi evinde kimse yok. Kitaplarını anlatırken şimdi bir ruhsat olan vardır, bir de azamet olan vardır. Eğer azamet tahrik edecekse başını örter. Bizim annelerimiz, ninelerimiz falan öyleydi. Ama bir kadın evde... Yani yalnızken de mi? Yalnızken de. Evet. Hatta yalnızken dediğinde mesela Enver abiden nakil. Şimdi bir hadise vuku bulmuş. Bir arkadaş geliyor, Enver abiye arz ediyor. Enver abiler de ona bir şey söylüyorlar. Enver abiler buyururlar ki herhangi bir kimsenin, bir arkadaşın Allah-u Teala'dan korkup korkmadığını biz zahiren bilemeyiz. Peki bir kulun Allah-u Teala'dan haya ettiği, çekindiği, korktuğu, utandığı nerede belli olur? Banyoda buyuruyorlar. Nasıl? Banyoda nasıl olur? Şimdi banyoda edep yerlerini örterek banyo alıyorsa bu Allah-u Teala'dan haya ediyor demektir. Uğrayan çıplak aynı şekilde şey yapıyorsa ve bornasını alıp çocuğunun canında şeyinden de böyle lambur lumbur dolaşıyorsa bu kimse de haya ya var ya yok ki bir şey olmuş yani. Yani Allah-u Teala'dan çekinmiyor. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Hoca Süftat Hazretleri, tabi kısa zamanda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebenin içerisinde hocasının gözdesi olunca her asırda olduğu gibi haset devreye giriyor. Mübarek Üftati Hazretleri bu dikkatini çekiyor. Hep beraber bunları bir bütün talebelerle beraber kıra götürüyor. Diyor ki bahar günü dolaşın yani çiçek toplayın. Herkes demet demet çiçekler getiriyor, hocasının önüne koyuyor. Aziz Mahmud Hazretleri en sona kalıyor. Elinde öyle kırık bir şey, solmuş bir çiçekle geliyor. Değer tabiri, yani hocamızın gözdesiydi bak. Hocamıza layık görememiş, çiçek bile toplayamamış falan. Tabi onların kalplerinden geçin de aynı şekilde Üftat Hazretleri görüyor, anlıyor. Sureten celalli gözükerek demiş, bana demiş kırık solmuş bir çiçeği mi layık gördün, çiçek bulamadın mı? Aziz Mahmud Hazretleri böyle titrek bir sesle, efendim diyor, yeryüzündeki bütün çiçekleri bir daha getirsem, önünüze koysam hakkınızı ödeyemeyiz. Peki niye öyle getirdim o zaman? Hangi çiçeğe elimi attımsa baktım Allah-u Teala zikrediyor. Bir tek bu köküyle irtibatını koparmış, bu zikretmiyordu. Ölmüş. Ölmüştü, onu getirdi. O zaman Üftat Hazretleri diğer talebeleri anlıyor. Evladım anlaşıldı diyor. Hüdayi diyor ya, işte hidayete ermiş artık. Hidayete ermiş. Herkes bu haya sahibi olabilir mi? Olamaz. Ha, kitaplarda, fıkıh kitaplarında buyuruyor ki bir kadın evinde mahremleri yanında baş açık durabilir. Caizdir bu. Ruhsattır. Banyo yaparken de duş alanı bir metrekareden aşağısa alabilir. Ruhsat yani olabilir. Böyle bir ruhsat var. Ama var. Siz onu anlatıyordunuz. Yani. Ruhsat ve azimet. Azimet. Şimdi azimetle hareket edenler bir hanım evde bile olmuş olsa başını aşmaz. Ben köyde doğdum büyüdüm. Benim annem de babaannem de anneannem de bundan okuyup yazması yoktu. Ama ben ilahiyatı bitirdiğim halde benim annemin, anneannemin bizden çok din bilgisi vardı. Ve bunlar hayatlarına geçirmişlerdi. Ve ben babaannemin de annemin de saçını hiç görmedim. Doğdum büyüdüm hiç görmedim. Bunlar üniversite falan bitirmedi. İlahiyat da bitirmedi. Ama hayata zirveydiler. Seslerini bile aynı şekilde zaruret olmadığı müddetçe bir yabancı bir şey sorsa ne lazımsa o kadar. Kitaplarda yazıyor bu.
Zaruret olduğu zaman zaruret kalar. Ahbap çavuş hikayesi olmuyordu. Şimdi onlar da kadın. Efendim olur mu? Ne olur? Köyde zaten aynı şekilde koca bir köy. Neredeyse bir aile gibidir. Herkes birbirini tanır, birbirini bilir. Buna rağmen ahbap çavuş hikayesi yoktu. Ha, oturalım işte. Bir iki kelam edelim. Yani dedikodu edelim. İki beşlik bozalım. Böyle bir durumlar yoktu. Şimdi bazı kaynaklarda, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kadın evde saçını açarsa rahmet melekleri oradan uzaklaşır deniyor. Cünüp, resim, köpek bulunan eve rahmet meleği girmez buyuruyor. Bu sadece kadın için de geçerli değil. Erkek de aynı şekilde. Mesela artık dinle falan bir alakası kalmamış. Kadın da erkek de ikisi de şortla dolaşıyor evin içerisinde. Yaşan birisi kocası, birisi hanımı. Evet doğrudur. Ama karı kocanın da tamam birbirine helaldir ama öyle evin içerisinde ne anlama gelirdi bilmiyorum da. Yani babaannemler kullanırdı bu tabiri. Dustingil derlerdi, ne demektir? Ama dikkat ederdin. Böyle kılığına, kıyafetini, giyimine şey yapmayan hanamı, manamı falan ehemmiyeti vermeyenlere bu tabiri kullanırlardı. Dustingil derlerdi. Ne anlama gelirdi bilmiyordum. Öyle kullanırlardı o kelimeyi. Şimdi kitaplarda yazılan hüküm bu. Ruhsat var. Azimet de var. Hatta hatırıma şey geldi de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin hanımefendileri ki Emen abiler hep kayınvalidesi hanımanne derdi. Dolayısıyla Emen abiden bunu dinleyen herkes hanımanne derdi. Emen abi birisine bir hitap etse şey vardı, rahmetli oldu Mustafa Ünsel. Yani yaşı çok fazla değildi. Belki Emen abilerden yaşı küçüktü. Ama Emen abiler ona amca diye hitap ederlerdi. Herkes amca derdi. Mesela bir tane vardı, o da ikisi de vefat etti. Adnan'ın oğulları vardı, Allah rahmet eylesin. Onların enişteleri vardı. O da vefat etti. Hemen abi ona enişte dedi. Herkes enişte derdi onu. Herkes enişte derdi. Şimdi ben bir şey anlatacaktım da bak unuttum. Hemen abiler anlatmışlar dedim. Fakat konuyu uzatınca bağlantıyı kopardım. Neyse, demek ki lazım değilmiş. Unutturulduğuna göre. Demek ki azimetle hareket etmek için elden geleni yapmalı. Şunu da sorabilir miyim? Şey yapmamalı. Şimdi ben size sorarken dedim ki işte yalnız başına evinde otururken bir hanım. Evet, azimet olan kısmı o, kapatması lazım. Şimdi toplantılar oluyor. Dini toplantılar oluyor. Kadın kadına. Ne bileyim, mevlitler oluyor falan. Oraya ne bileyim makyaj yaparak gidiyorlar. Saçlarını açıyorlar. Kadın kadına ne olacakmış filan. Siz şimdi o yolu da kapattınız. Ben kapatmadım. Kitapta olanı söyledim. Suçlu sizi buluyor herkes. Osman Hoca böyle dedi. Çok sert söylüyor değil mi? Evet. Osman Hoca sert söylemiyor. Nefse ağır gelen hükümleri bildiriyor. Nefse ağır geliyor daha doğrusu. Mustafa Bey, şimdi Allah-u Teala'nın bildirdiği, dinimizin bildirmiş olduğu hükümler hep bizi bağlar. Osman Ali okudu, tamam kitaptan aldın akdetti, kendisi amel etmedi. Bu hüküm onu da bağlar. Hesabını ahirette, hatta o bilerek yaptıysa daha ağırdır onun aynı şekilde ahiretteki azabı. Bu benim değil ki. Hani Emre Emre bir seferinde buyurdular ki vahiy bana mı geldi, vahiy ona mı geldi? Vahiy Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Muhammed Aleyhisselam bildiriyor bunu. Allah Teala ona vahiy ediyor. O da bize aynı şekilde bildiriyor. Yani Resul haberci. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsi. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın kadınların örtünmesiyle alakalı olarak Peygamber Efendimiz'in zulme gelirdi. Orada sohbet ederlerdi falan. Kendi örflerine göre giyinirlerdi. Baş açık, kol açık falan olabiliyorlardı. Resulullah Efendimiz'in zulme gelirlerdi bunlar. Hatta bir seferinde Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri Resulullah Efendimiz'e geliyor. Onda öyle kadınlar varmışmış. Hemen kadınlar toparlanıyor. Perdenin arkasına geçiyorlar. Başlarını örtüyorlar falan. Peygamberimiz gülüyor. Ya Ömer, şeytan bile senden korkuyor.
ısrar ediyordu. Ya Resulallah diyor, bunlar gelmesin. Uzunuz almayın. Ben bir şey diyemem dedim. Rabbim bana bildirmedikçe ben bir şey diyemem. E diyor, başlarını kollarını örtsün. Ona da bir şey diyemem. Çünkü tesettür emri Medine-i Münevvere'deyken nazil oldu. Mekke-i Mükerreme'de yoktu bu emir. Hüküm bildiren ayet-i kerimelerin çoğu Medine-i Münevvere'deydi. Ve bu emirler bildirildikten sonra sahabiye olan hanımlar içerisinde o kadar aynı şekilde hayata zirve tırmananlar oldu ki bir gün Peygamber Efendimiz'in kerimesi Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz diyor ki ey babacığım, hani şu anda yaşayan hanımlar içerisinde gönlünüze gelen, size bildirilen yani en kıymetlisi kim? Allah-u Teala indinde buyuruyor ki falan mahalledeki işte şu evdeki hanım. Gidiyor, kapıyı çalıyor. İçeriden bir ses, yaşlı hanım sesi gibi bir ses. Buyurun diyor, kapıyı açmıyor. Ben diyor işte Peygamber Efendimiz'in kerimesi Fatıma'yım. Müsaade ederseniz sizi ziyarete geldim. Akşam zevcime arz edeyim. İzin verirse yarın teşrif ederseniz alırım. Hazreti Fatıma ertesi gün Hazreti Hasan'ı da almış gelmiş. Kapıyı çalıyor. Yanınızda kimse var mı diyor. İşte diyor oğlum Hazreti Hasan'ı getirdim. Küçük yani o zaman. Küçük. Ben diyor sadece zevcimden sizin için izin aldım. Müsaade edersen akşama sorayım. Kabul etmiyor. Üçüncü bu sefer Hazreti Hüseyin de geliyor. Diyor ki kaç kişisiniz? Üç oldu. Ben diyor iki kişi izin aldım zevcimden. Akşama sorayım. Üçüncü günde şey yaptı sonra kapıyı açıyor. İçeriye bakıyor genç bir hanım. Sesiniz çok yaşlı. Buyuruyor ki çakıl taşı koyuyorum. Yani dışarıda birisi geldiği zaman kim o diyor seslerinde bir erkek olursa kendi sesimi duymasın. Bana günah olmasın. Tamam mı? Şimdi kitaplarda bu da yazıyor. Bu da yaşanmış. Başarabilmiş. Şimdi siz çok zor misal veriyorsunuz. Çok zorlaştırıyorsunuz. Ben zorlaştırmıyorum. Hadise bu. Ne oldu şimdi? Bu hanım radıyallahu anh'a Allah-u Teala indinde çok kıymetli. Niye kıymetli oldu? Çünkü Allah-u Teala'nın emrine kıymet verdi, değer verdi. Rabbim bana bunu yasak etti. Rabbim yasak ettiği şey yapmayayım mı? Yapmayacağım diyor. Hadise bundan ibaret. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ya Allah-u Teala affeder ya, bunları sıkmaya gerek yok ya. Bunlar çok ağır şeyler ya falan filan. Cehennemde ağır ama. Orada bizi kimi kurtaracak? Mizanın başında yardımcımız yok, kimse yok. Canını okuyacaklar adamın. Biz ruhsatla amel ediyoruz. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün Sözleri buyuruyor ki, azimette bu yolun büyükleri hareket etmişler buyuruyorlar. Fakat nefsi iman etmemiş olanlar zaman zaman ruhsatla da amel etmeleri. Allah-u Teala ruhsatla amel edenleri de sever. Hele nefsi iman etmiş bizim gibilerin sebebine gelince biz de onun sürede azimette hareket edecek olursak zaman zaman sana mesaj geliyor, mail geliyor, telefon edenler oluyor. Böyle mübarek hoca hanımlar, mübarek aynı şekilde hoca efendi abiler, ablalar neyse falan. Kırla gidiyor. Kırla gidiyor. İşte teheccüde kalkan, teheccüde dua eden, ondan sonra pazartesi, perşembe günleri hep oruç tutan, işte şu kadar zikir çeken, şu kadar şey yapan, bakıyorsun bunları aleni açık açık da söylüyor falan. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, anlayışlarını artırsın ama netice olarak bunların ne faydası olacak, ne zararı olacak? Yani bir kimse nafile ibadet yapınca zararını da mı olur? Evet, zararı da olur buyuruyor kitaplarda. Niye? Nefsi iman etmemiş kimseye nefsi onu söylettirir. Söyletince beş para etmez o. Azimetle hareket eden de böyle yani. Tabii azimetle hareket eden beş para etmez onu. Yarın mahşere gittiği zaman mizanda orada diyecek. Ben şu kadar zikir yaptım. Melekler diyecek ki doğru. Görmek ister misin diyecekler. Bir bakacak ki delik deşik her taraf defolun. Riya, kibir, ucub ne varsa hepsini yükler nefis. Sen de mübareksin. Ve onu böyle yerlerde siz zavallısınız. Gaflet uykusundasınız. Ben seher vakti kalkıyorum, bu kadar namaz kılıyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum. Böyle olmak lazım yani, benim gibi olmak lazım. Bir zamanlar bir adam vardı, iş adamı. Kibirliye geldi gitti. İmanı bilemiyorum da. İşte bir
devletten vergi kaçırma yollarından birisi okul yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunda hayır diyor, o vergiden düşüyorlar. Adam anlatıyor böyle, diyor ki benim gibi hayır sahibi olun, benim gibi hayır sahibi olun. Vay aslanım be. Devleti tokatla tokatla, sonra da devletin sırtından aynı şekilde okul yap, vergiden düş, ondan sonra da benim gibi hayır sahibi olun falan. Hani evvel evliler arada kullanırdı, yemezler diye, tamam mı? Yemezler. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz dedi ki, babam dedi zekat vermiyor. Annem söylüyor ama dinlemiyor. Benimle mi kazandılar diyor. Yani anneme günah olur mu? Olmaz. Zaten orada esas sorumlu olan babadır. Mal da onun. Mal da onun. Ama enteresan ya Mustafa Bey. Mesela bu adam hanımına bir teşekkür olması lazım. Teşekkür etmesi gerekir. Niye? Bu bilgileri kendisinin öğrenip hanımına öğretmesi gerekir idi. İş tersine dönmüş. Kadıncağız öğrenmiş. Kocasını ateşten kurtarmak için çarpıyor. O da işte erkek ya, soğan erkeği. Benim bilimi kazan diyor. Küfründe devam ediyor. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Allah bana hidayet nasip etsin. Yani istiğfar etmeye, duaya devam etmeli. Ölmeden önce herkeste ümit vardır. Herkeste. Kafir iman edebilir. İtikadı bozuk olan itikadını düzeltebilir. Bunun tersi de var. İtikadı ehl-i sünnet itikadında olduğu halde rotasını değiştirip küfre giren de olabilir. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Evet, çok dikkatli ve uyanık olmak gerekiyor. Allah böyle yar ve yardımcılar da olsun. İmana zarar verir mi? Tehlikeli değil mi? Tehlikeli tabii. Şimdi zaman zaman mesela biz kullanıyoruz. Şeyde, daha doğrusu ehl-i sünnet alimleri kullandıkları için biz de oradan nakille para kullanıyoruz. Muhammed bin Kutlu Denizliki Hazretleri Mızraklı İlmar kitabında o elfaz-ı küfür nelerin aynı şekilde imanı giderdiğini bildirirken, alimlere sebp etmek diyor, yani sövmek, şey yapmak afattır. Afat kelimesini kullanmış. Bunu İmam Bilgi Hazretleri de kullanmış. Afat diye. Fakat ehl-i sünnet alimlerinden bazıları hiç öyle. Yani afat tehlikeli, şurada sınırdasın, düştün düşeceksin. İhtiyatlı bildirmişler bunu. Veya bazen de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kullanıyor. İmanı tehlikeye sokabilir. Tehlike de o. Ama hüsnüzan tarafını hep böyle tutarak bu ifadeleri kullanmış. Afattır, iman tehlikededir. Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar ise dobra dobra söylüyor. Kafir olmuştur, imanı gitmiştir diyor. Evet, baktığınızda öyle yani. İmanı gitmiştir bunun. Sen burada ne yaptın? Şimdi tazimi... Tahkir, tahkiri, tazim. Küfürdür diyor. Böyle emir mi olurmuş demeye getiriyor. Dedin, hakaret ettin ona. Tamam mı? Hafife aldın yani. İman gider buyuruyor. İman gider. Allah'tan muhafaza buyursun. Bu mesela hani misal oldu bu dinleyicimizinki de. Bu diğer konularda da böyle. Mesela desin ki ya bu zaman da aynı şekilde örtüm örtüm olurmuş falan. Ya siz deli misiniz, de pek misiniz? Yani azıcık bir, birazcık iman varsa o da gitti. O da gitti. İçki haram mı olurmuş dedi. Yani Allah Teala'nın kesin ona haram ettiği veyahut da domuz eti haram mı olurmuş dedi falan. Tamam mı? Şimdi bir de haramları ikiye ayırmışlar kitaplarda. Haram li aynihi, haram li gayrihi diye. Li aynihi dedikleri kitaplarda anlatılan bizzat Allah Teala'nın haram ettiği nedir? Mesela domuz eti, içki, faiz, kumar. Kendisini haram ettiği. Kendisi haram yani onun. Alkol haram, domuz eti haram. Yani orada zan, man falan filan yok. Öbürüsü haram li gayrihi ise bir sebepten dolayı haram oluyor kişiye. Mesela elma helaldir, mubahtır. Adam bahçesinden çaldı getirdi, çalmak fiiliyle o elmaya haram oldu. Ve de kavun tarlasında aynı şekilde kavunu çaldı getirdi. Çalmak fiiliyle o kavun haram oldu. Yoksa kavun kendisi haram değil. Onun için de kitaplarda anlatılırken haram li aynihiye, helal diyenin imanı gider. Haram li gayrihi için onu doğrudan doğruya söylememeli, açıklayarak söylemeli, yoksa tehlikeye girebilir oradan. Efendim adam var dedi, bunu dedi artık nasıl da daha bilmiyorum da altında devrini yaptık dedi, fakirlere bir kısmını verdi, bir kısmını dedi hani gazete için verdik, oldu mu olmuş efendim, altında devri yapılmış efendim. Dinleyicimizin
aslında bugün hepimizin aynı şekilde problem bu. Kitap okuyorum dedi. Sizi de dinliyorum dedi. Bunlara inanıyorum da dedi. Ama yani şu anda örtünemedim. Bunun ızdırabını duyuyorum dedi. Hissediyorum. Ve kalbimi toparlayamıyorum. Kalbimdeki kindir, nefrettir. Bu duyguları atamıyorum. Bunları atamıyorum. Efendim onu sormadı. Kendisi de söylemedi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi gelmiş. Ben demiş işte birçok şey yapıyorum. Yani haram işliyorum. Ben bunların hepsini birden aynı şekilde bırakamam ki. Bana birisi söyle falan. İşte kumar var, içki var, içerisinde hırsızlık var. Yalan da söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim hatırım için yalan terk etti. Osman ki insanlar da mertmiş ha. Tamam diyor. Yalan terk ediyor, öbürlerini de terk ediyor. Öbürler de otomatik olarak gidiyor. Otomatik olarak gidiyor. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz insanı fahşadan alıkor. Fahşa bütün haram ve kötülükler, günahların hepsidir fahşa. Buna ısrar ederse, namaza taviz vermezse ve otomatik olarak diğerlerini de yapmaya başlar. Olur mu? Ya Mustafa Bey, biz Tekirte eski binasındayken bir kadıncağız arardı. Yani şey okumuş, üniversite bitirmiş. Ve hatta şey, İstanbul'un da en böyle sosyetik bir yerinde oturuyor. Zengin, varlıklı. Zengin, varlıklı. Dedi ki böyle bir denk gelmiş radyoya, takılmış, ondan sonra dinlemeye başlamış. Bir gün aradı, dedi ki sizin dedi o söylediğiniz söz dedi çok doğru dedi. Neymiş dedi o söylediğimiz söz? Namaz insanı kötülükten alıkoyuyor. O dedi benim sözüm değil ki Rabbimizin sözü. Allah-u Teala'nın sözü o. Biz dedim sadece naklediyoruz. Yani kültürlü olduğu için altyapısı, yani din kültürü fazla yok ama diğer konudaki altyapısı güçlü. Çünkü dünyanın ben gitmediğim yer kalmadı dedi, her tarafa gittim dedi. Dedim ne oldu? Ne oldu dedim. Ya dedi ben bir sene önce dedi bir denk geldim burayı dinleyerek dedi İslam ve toplum namazı başladım dedi. Açıktım dedi. Yani kıyafetim de öyle dedi. Acayip yani bulunduğum semtte dedi. Berbat bir semt zaten. Öyleydi dedi. Peki ne oldu? Ben dedi şimdi örtündüm dedi. Hakikaten namazı insanı fahşadan koruyor dedi. Ya Rabbimizin sözü bu. Rabbimizin sözü. Arada bir zaman geçti. Tekrar aradı. Artık öğrenmiş. Dedi ki siz dedi naklediyorsunuz dedi. İşte evde resim, cünüp, köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Evet dedi. Hadis-i şerif naklediyorsun. Ne oldu dedi. Ben dedi daha önce de size söylemiştim. Dünyanın çeşitli yerine gezdim. Hindistan'a da gittim. Orada Budizm de hakim ya. O Buda küçük heykelcikleri biblolar yapmışlar. Onlarla falan getirdim dedi. Oradan öyle Avrupa'ya gittiğimizde başka biblolar ama bunlar dedi şey insan figürleri. Böyle de baktım dedi. Onu dinledikten sonra bulunduğu yere Ahmet meleği girmez. Toparladım bir çuvala dedi. Koydum dedi. Atacaktım dedi. Birden hatırıma bir şey geldi. Ne geldi dedim. Benim dedi bir arkadaşım var. Aynen benim gibi dedi. Yediğimiz ayrı gider dedi. Öyle şeyimiz var. Şimdi namaz niye sonunda ya bir şey yok onda dedi. Bunu dedi çöpe mi atayım o arkadaşıma mı vereyim? Dedim o arkadaşına ver. Böylece dedim aynı şekilde sevgi kuvvetlenir. Sevgi kuvvetlenir. Ve dedim bir gün gelir senin gibi o da namaza başlar. Kademe kademe gider. Niye atıyorsun bunu diye sorar. Ben de böyle düşündüm. Doğru yapmışsın dedim. Doğru yapmışsın. Onun için hani namaz insanı fahşadan alıkar. Bu dinleyicimiz namaza devam etsin. Namaz kılmaya devam etsin. Ve Allah-u Teala o namaz bereketiyle neler neler ihsan eder. Çünkü 100 tane kötülük yapıyorsun. Birisini bıraktın. Allah-u Teala o bırakmanın bereketine başka birisini nasip eder. Bir başkasını nasip eder. Hepsi de nasip olabilir mi? Olabilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.